Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videodaki çalışmamız böyle mini yılbaşı temalı bir donut örüyoruz. Ve yakından da göstermek istiyorum. Ben yeşil üzerine kırmızı simli iplikle ördüm. Siz istediğiniz renk örebilirsiniz. Benim gibi yılbaşı temalı örmek isterseniz kırmızı, yeşil, beyaz tonlarında kullanabilirsiniz. Ama onun haricinde de pembe, kahverengi, normal donut şeklinde de örebilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Orta kalınlıkta bir koton iplik kullandım. 2,5 numara tığla ördüm. Ve üzeri içinde böyle simi bir ipliğim vardı. Şöyle göstereyim. Onu kullandım. Bu seferkini kırmızıyla öreceğim. Ve üzerinde de şu kahverengiden bir tane fiyonk yapacağız. Ama dediğim gibi istediğiniz renk, istediğiniz markayla örebilirsiniz. Küçük, böyle avuç içi kadar bir donat. Dekorasyon amaçlı da kullanabilirsiniz. Çocuklarınızla beraber oynayacağınız evciliklerde de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Bu donat altındaki iki parça şeklinde örülüyor. Şöyle göstereyim. Bu mesela tek bir parçası. Şimdi ikinci parçasını beraber öreceğiz. Daha sonra da birleştireceğiz. Oldukça kolay zaten. İpimi alıyorum. Dikiş payı için ilkinde bırakmıyorum buralarında dikiş payı, ama ikincisinde dikiş payı bırakacağım. Önce orta kısmı için bir miktar dikiş payı bırakarak 15 tane zincir çekmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincir yaptıktan sonra burayı halka haline getiriyorum. Ve ilkine batıyorum. Kaydırma ilmeğiyle kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu kaydırmalı değil de her sıra betmeli kapatmalı şekilde örülen bir örnek. Hemen dibindeki ilmekten başlayarak her zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 15 tane sık iğne yapmış olacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Sıramızı kapatmak için ilk yaptığım sık iğnenin içine yine batıp kaydırma ile kapatacağım. Batıyorum. İçinden geçiriyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum. Burada birinci sıram bitti. Bir tane zincirle yukarıya çıktım. Yine dibine batıyorum. 1, 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Tekrar 1, 2 tane sık iğne örüyorum. Üçüncüye çift batıyorum. Sıra başına kadar hep 2 tane tek, 1 tane çift öreceğim. Ve sık iğne sayımı 20'ye çıkaracağım. 2 tane tek örüyorum. 1 tane çift. 2 tane tek örüyorum. 1 tane çift. İlkine battım. Yine kaydırmayla kapattım.
Bir zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Sıramızı tamamladık. Üçüncü sırada sık iğne sayımı 25'e çıkarmak istiyorum. Bunun için de 3 tek bir çift öreceğim. 1, 2, 3 tane tek örüyorum. 1 tane çift. 1, 2, 3 tane tek örüyorum. 1 tane çift. Sıra başına kadar 3 tane tek, 1 tane çift örerek tamamlıyorum ve 25'e ulaşıyorum. Sıramızı tamamladığımızda yine ilk yaptığımız sık iğnenin içine batıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincirle yukarıya çıkıyorum. Dördüncü sırada 4 tane tek, 1 tane çift yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane tek, 1 tane çift. Sıra başına kadar 4 tek, 1 çift yapacağız. Ve 30 sık iğneye ulaşacağız. Sıra başına geldik. Yine kaydırma ile kapatıyorum. Bir zincir çekip yukarıya çıkıyorum. Beşinci sırada 35 sık iğneye çıkmak istiyorum. Bunun için de 5 tane tek, 1 tane çift öreceğim. 3, 4, 5 tek, 1 tane çift. Sıra başına kadar 5 tek, 1 çift örelim. 3, 4, 5 tane tek örüyorum. 1 tane çift. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek örüyorum. 1 tane çift. 35 ilmek olana kadar, 35 sık iğne olana kadar 5 tek, 1 çifti devam ettirelim. Ve sıramızı tamamladık. Yine kaydırma ilmeği ile kapatıyorum. Bir zincir çekip yukarıya çıkıyorum. Ve son artırma sıramı örüyorum. Artık 40 sık iğneye çıkmak istiyorum. Bunun için de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek sık iğne öreceğim. 1 tane artırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek öreceğim. 1 tane artırma yapacağım. Sıra başına kadar 6 tek, 1 çifti örelim. Sonuncu artırmamı yapıyorum.
İlk sık iğnemi batıp kapatıyorum. Yine bir zincir çekiyorum ve dikiş payı bırakarak ipimi kesiyorum. Donutumuzun iki parçası tamamlanmış oluyor böylelikle. Bundan bir tane daha örüyorsunuz. Şöyle iki parçasını birleştireceğiz. Hemen birleştirelim. İplemi iğneme takıyorum. Ve orta kısımlarını iç içe gelecek şekilde başlıyorum dikmeye. Bir alttan üstteki ilmeklerden alarak ve ilmeklerimi sıkıştırarak dikiyorum. Zaten ikisi de 15 sık iğne zincirle başladığımız için eşit olacaktır. Her ilmekten alarak önce orta kısmını birleştiriyorum. Herhangi bir açıklık kalmaması için sıkıca birleştiriyorum. Şöyle bir kontrol edelim. Orta noktasını. Herhangi bir açıklık kalmamış. Artık ipimizi sıkılayabiliriz. Geldik dış kısmını birleştirmeye. Yine iğnemi ipliğimi geçirdim. Elimle şöyle düzelterek eşitliyorum. Ve arkadaki ilmeklerden dikeceğim. Şöyle yakından gözüküyor mu bilmiyorum ama ilmeklerin hepsinden değil de bu arkadaki ilmeklerden birleştirerek yapacağım. Diğer tarafa geçiyorum. Yine arkadaki ilmekten alıyorum. Yine sıkılayarak devam ediyorum. Biraz yaptıktan sonra elyaf doldurmaya başlayacağız. Şu şekilde bakın. Dikiyoruz. Dikiş haliyle biraz zaman alıyor.
artık yavaş yavaş da el yapımı da eklemeye başlayabiliriz. Azar azar eklerseniz zaten daha şık duracaktır. Topaklanma yapmayacaktır. Şöyle devam edelim dikmeye. Yine belli aralıklarla elyaf doldururuz. Birazcık daha elyaf dolduralım artık. Daha büyük yapmak isterseniz sayılarını çoğaltabilirsiniz. Ben ortasını 15 ile başlamıştım. Daha büyük yapmak isterseniz siz 20 ile yapabilirsiniz. 5'in katlarıyla ördüm ben çünkü. 5-5 arttırdığım için 15, 20, 25 diye devam ediyordu. Siz 20'den başlayıp orta kısmını da büyük yapabilirsiniz. O şekilde de ben 40'a kadar ilerletmiştim. Siz daha da fazla yapabilirsiniz. Ama doğru söylemek gerekirse bu boy benim için oldukça sevimli geldi. Ağzını kapatacağım için olabildiğince elyaf dolduruyorum. Son kez şu aralıktan birazcık daha ittirelim. Boşluk olmasını istemiyorum. Kapatalım donatımızı. Altını kahverengi, mesela üstünü renkli örebilirsiniz. Yılbaşı konsepti örmenize gerek yok kesinlikle. Şöyle tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi tamamlandı. İpimizi aralardan dolaştırarak kaybedelim. Ve kesip bitirelim. Bakın. Donatımız tamamlandı. Üstündeki şu zincir kısmını hemen yine beraber örelim ve tamamlayalım. Toplamda 140 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Bir, iki,
2, 3, 4, 5, 6. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece 140 tane zincir çekeceğim. Bitirdik. 140 tane zincir çektim. Kesiyorum. Sıkılıyorum. Şu ucundaki fazlalıktan da bir miktar keseceğim. Aynı şekilde alt kısmını da sıkılayacağım. Buradan da keseceğim. Aslında çok kolay. Ortasından geçiriyorum. Bir miktar yukarıda bırakıyorum. Şöyle fiyonk olacak şekilde ayarlıyorum. Daha sonra da etrafına saracağım. Şu şekilde. Sarıyorum. İstediğiniz gibi süsünü verebilirsiniz. Daha sonra da buraya fiyonk yapmak için önce düğüm atıyorum. Daha sonra da fiyonkunu tamamlıyorum. Bakın, bitti. Bu kadar basit bir çalışma. Diğer yüzünü de örerseniz yaklaşık yarım saatte böyle mini bir donatınız olabilir rahatlıkla. Dediğim gibi farklı renklerde de örerek çocuklarınızla beraber oyun saatinde oynayabileceğiniz minik böyle donatlar olabilir, evcilik saatinde oynayabileceğiniz. Ben yılbaşı temalı yaptım ama dediğim gibi siz nasıl isterseniz o şekilde de örebilirsiniz. Şimdilik çalışmamız bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.